etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz tehdidi ve sonrasında Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurulması kararı gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler de devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da dikkat çekici bir konuk vardı. Amerikalı senatör Lindsey Graham, Suriye ve Cemal Kaşıkçı dosyasıyla Ankara'ya geldi. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Graham, daha sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararı, güvenli bölge kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuldu. Trump'ın Suriye'den çekilme kararına sert tepki gösteren ekipte yer alan Graham, Trump'la görüşmesinden sonra "Trump bana bilmediğim birçok şey anlattı. Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz." demişti. Without the Crown Prince's knowledge. Öte yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmelere dair Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan önemli açıklamalar geldi. Bu çekilme süreci PYD-YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada yeni oldu bittiler yaşanmamalı. Bu hususları da kuvvetli bir şekilde dile getirdik. Yine Bolton'a sanki ülkemizi Suriye'de Kürtleri hedef alıyormuş gibi gösteren beyanlarından duyduğumuz rahatsızlığı da bildirdik. Amerikan makamlarıyla bu sürecin aşamalarını ve nasıl yönetileceğini tüm askeri ve diplomatik yönleriyle birlikte görüşmeye devam edeceğiz. Bu süreçte Rusya ve İran'la da eş güdümümüz çok önemli. Münbiç konusuna da değinen Aksoy, bu bizim için ulusal güvenlik meselesidir dedi ve şunları söyledi. Münbiç yol haritasının amacı belli. PYD-YPG Münbiç'ten çekilecek. Silahları Amerika tarafından toplanacak ve Münbiç'i Münbiç halkı yönetecek. Bolton'a yol haritasının uygulanma sürecinin hızlandırılarak tamamlanması gerektiğini ve bunun bir an önce yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledik. Münbiç'in PYD-YPG'den temizlenmesi bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir. Münbiç'teki terör saldırısı, Münbiç yol haritasının tam olarak uygulanması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya çıkardı.